Herkese selamlar dostlar. 9 ve 10 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. 5 tanesi ayın 9'unda oynanacak karşılaşma. 3 tanesi de ayın 10'unda oynanacak karşılaşmalar. Şimdiden değerlendirecek herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Bir skor yarışması yapalım aynı şekilde. Skor yarışmamız yarın oynanacak ayın 9'unda oynanacak karşılaşma. Portekiz Çek'le mücadelesi ne olur sizce? En son Türkiye maçının maç skorunu yapmıştım. 6-0 bitti. Kimse skorunu bilemedi. Yorumlarda zor bir skordu gerçi. 4-0 var en fazla yaklaşan bence. Baktığımda Portekiz Çek'le maç skoru ne olur sizlere sorduk. Değerlendirecek, yorum yazacak herkese bol şanslar. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza bir ay boyunca dahil edeceğiz. Ve fullendi arkadaşlar. Nasıl fullendi? 7 Haziran'da, 7 ve 8 Haziran toplamda 9 adet maç önermiştim. 6 tanesi 7 Haziran aydı. 3 tanesi basket maçıydı. 3 tanesi de futbol maçıydı. Oranlar zaten yüksekti gayet. İngiltere KG var 1.65 oranı vardı. İtalya 2-3 golün 1.83 oranı vardı. Litvanya maçı oranı 1.46 idi. Oran zaten yükseldi. Basketler idealdi zaten. Fenerbahçe Beko'nun atacağı 79 sayı. Monaco'nun kendi evinde yenileceği ve ev sahibine gireceğimiz 77.5 üst. Baskonya yenemedi. Ona da sürpriz olaraktan maç sonu 1 vermiştik. Ama idealden tabii ki aldık. 75.5 üstten. Toplamda 6 maç. Gerçekten güzel yorumlar da geldi. Instagram üzerinden güzel güzel mesajlar da geldi. Tebrikler arkadaşlar. 6 maç 6'da 6. Hepsi fullendi. Diyecekseniz yok. Geçtim isterseniz bunu da. Kombinlerimiz vardı 7 Haziran için. Bir tane kombin ben çıkardım. Sağda gördüğünüz benim kombin. Solda da gördüğünüz editör arkadaşımızın kombin. Zaten şey maçları çarpışıyordu. İngiltere maçları 1-1 bir bir bitti. KG varları geldi. Bilal şey verdi. Türkiye'nin atacağı handikaba verdi. Hatta yüksek oran grubunda 3.5 üste bile gidebilecek şekilde 2.25 gibi orandan önerdi. Ben o kadar gol beklemiyordum açıkçası. Geldi zaten soldaki. Sağdaki de ben Almanya maçıyla KG varını zaten almıştım. Fenerbahçe Beko maçını 163.5 alt olarak değerlendirdim. Maçta tam 161 sayı oldu. O da geldi. Günün kombinesi olarak verdiğim kombinede zaten burada başarılı oldu. Yüksek oran grubunda ise arkadaşlar şöyle bir yenilik getirdik. Yüksek oranlı canlıları artık yüksek oran grubuna atıyoruz, yüksek oran seviyesine. Zaten oranlar 2'nin üstünde oluyor. 1.90'ın üstünü ben burada yüksek oran grubuna canlı olarak atıyoruz. 2 tane gelen mesela dünden yüksek oran canlısı güzel bir şekilde değerlendirdik ve başarılı oldu. Değerlendiren herkese, destek veren herkese teşekkürler ve isterseniz maçlara başlayalım. Sizlerden isteğim aynı şekilde arkadaşlar. Respect yani atacağınız artı 300 üzerinde like. Bu dönemde de destek verirseniz sevinirim. Bol kazançlar, bol güneşler. Portekiz çekya maçıyla başlayalım. Portekiz son maçında ciddi anlamda çok başarılı bir performans gösterdi. Ben ideal kuponumda ev sahibi bir buçuk üste yönelmiştim. Hatta YouTube'da da 1.85 gibi orandan 2.5 üste yönelmiştim. Şimdi Çekya'nın son maçına bakın İspanya ile oynadığı 2-2 kalan maça. Arka tarafa sürekli uzun top attı. Hatta bulduğu iki golü de öyle attı. Bir tanesini yerden bir tanesini de zaten aşıtma olaraktan attı. Ve maç içinde de bir tane karşı karşıya çok net kaçırdı. Bunu aynı şekilde İspanya'yı nasıl oynadıysa Portekiz'de de aynı şekilde oynayacaktır. Muhtemelen Portekiz'e karşı da muhtemelen uzun toplarla oynayacaktır. Portekiz biraz daha etkin olacaktır bu karşılaşmada. Benim skor beklentimi direkt doğrudan söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Portekiz galibiyeti bekliyorum. Doğrudan skorum zaten ödenem bu sizlere. 6.75 oranı var şu an güncel oranı. 2-1'lik bir Portekiz galibiyeti. Geçen maçta ben zaten şöyle önermiştim. Ronaldo falan vesaire bunları oynayacak diyerekten önermiştim. Bu maçta da belki oynayabilirler. Birkaç tane oyuncu değişebilir. Mesela Leao ile Otavio bu maçta ilk 11'e çıkabilir. İleride yine Ronaldo olabilir. Yine zaten Portekiz'in kadrosu son dönemlerde ciddi anlamda çok kaliteli. Hem yedekleri hem oyuncuları. Çek ya da dediğim gibi uzun toplarla birlikte Portekiz kalesinde ara toplarla dikine toplarla Portekiz kalesinde etkili olmaya çalışacaktır. 2.5 üst burada 1.55 gibi orandan ideal tercih olarak önerilebilir tabii ki. Ama dediğim benim 2-1 skora göre bir handikap 0'da 3 30 gibi orandan tek farklı Portekiz galibiyeti ve doğrudan skorda 2-1 olarak sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. İsviçre-İspanya mücadelesi keza güzel bir karşılaşma. İspanya'da dediğim gibi oyunu çok domine ediyor ve artık pozisyonlarda giriyor. Ama Çekya maçında ne oldu? Oyunu domine ettiği için arkada boşluklar bırakıyordu. Sürekli böyle baskı baskı baskı. Arkadaki boşlukları değerlendiren İki tane öyle gol attı Çekke zaten. Hatta bir tane de atıyordu yani. Karşı karşıya kaçırdı çok net. Şimdi İsviçre burada nasıl oynuyor? İsviçre de son başında bir anda dağıldı. Goller erken geldi açıkçası. Bu sebepten dolayı takım biraz dağıldığını söyleyebiliriz. Fakat oyun anlamında pozitif bir oyun sergiliyor. Yani zevk veriyor. Erken dakikalarda attığı gol vardı Seferov için. Pepe ile bir oyuncu arasında kafa top arada kaldı. Eline değdi. Bence orada el verilmemesi gerekiyordu. Yani gol sayılması gerekiyordu. Çünkü hem yakın mesafe yani 10 santim falan bir de aradan ilk kafalara çarpıp geliyor. Bilmiyorum niye verdiler. Başka Premier Lig'de falan mesela vermezlerdi o pozisyonu. Yani gol olarak sayarlardı. İsviçre velhasıl kelam Son iki maçını kaybederek geliyor. Bu maçta da yine aynı şekilde güzel bir futbol sergileyecektir. Kazanır mı bilmiyorum ama şöyle bir oran var. İlk yerden bir golün oranı 1.32 bandında bir oranı var. İdealcilere bunu önerebilirim ben aynı şekilde. İlk yerden bir gol gelebilir bu maçta. Yine geçen İspanya maçına da aynı şekilde önerdik. Dakika 4'te çekli uzun toptan attı. Maç geneli 2.5 üstünün oranı 1.85. Yine iki takım da güzel futbolunu sergilerse Kadrolardan şunu da belirteyim. İki takımda da belli rotasyonlar gidebilir. 2.5 üst zorlayabilir o yüzden. 1.85 gibi onu açmışlar. Kadro önemli. Yüksek orandan da 2.5 üst değerlendirebilir. İlk yerden bir gol idealidir. norveç Slovenya e mücadelesi. Bu maçı ben şöyle değerlendirme altına aldım. Norveç'in son iki maçına baktım. Sürekli as oyuncularını oynattı. Haland'ı oynattı, Odegaard'ı oynattı, El Yunusi'yi oynattı. Sürekli ilk 11 oyuncularını oynattı yani son maçta. İki maçta da zaten galip geldi. Slovenya ile oynayacaklar. Slovenya bazı oyuncularından rotasyona gitti son maçta. Bu maçta tam bir ideal kadrosunu bence çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ben burada şöyle bir düşüncem var. Olur mu bilmiyorum ama. Norveç milli takımı burada bence rotasyona gidecektir. Haaland'ı, Odegaard'ı bu gibi isimler bence yedek kulübesinde oturur bu maçta. Yüksek orandan aldım ve riskini aldı. Sizler de bu riski alabilirsiniz. Slovenya'nın atacağı bir gol. Bakın deplasman 0.5 üstü oranı 1.84 gibi oran açmışlar. Bence yüksek orandan bu risk edilebilir. Norveç takımı yine böyle rotasyona gider diye düşünüyorum ki rotasyona da giderse Slovenya'nın golü bence idealden bak idealden diyorum 1.84 gibi orandan alınabilir. Burada da benim önerim bu yönde değerlendirecekler ama olacağınızlar. Boston'la Golden State mücadelesi. Ben ikinci maçlarına yüksek misli yaptım arkadaşlar. Onu belirteyim. Var iddia oranları açılmış. Her neyse buradan anlatmaya devam edelim. Ee, ben burada ikinci maçına Golden State'in kendi evinde olduğu için ben yüksek misli önerdim. Yüksek misli grubumuzu biliyorsunuz. Yani yüksek meblağda oynadığımız kişiler var o grupta. İkinci maçına dediğim gibi Golden State'e doğrudan yüksek misli önerdim ve herkese açık önerdim. Bunu ilk defa yapmıştım. Sizlere anlatmıştım. Şimdi bu maçta Boston tarafına bir 44 gibi oran açmışlar. Bir yüklenmede Boston tarafında olacaktır. Fakat Boston'ın sıkıntısını ben sizlere söyleyeyim. Tatum'la Brown zaten iki tane oyuncu, iki skorer ön plana çıkıyor. Ama üçüncü ve Smart ve Holford'un skorer anlamını kazanamazsa son maçta olduğu gibi 88-90 matlarına kalabiliyor. Ben bu yüzden şöyle bir düşüncem var. Şimdi Boston takımın savunması iyi, Golden tarafının da hücum iyi ve Golden tarafında skorer birçok isim var yani 5 tane skor katkısı verebilecek oyuncu yazabilirim çok rahat bir şekilde. Çünkü aynı anda aynı anda bir anda böyle skorerler katkı sağlayabiliyor ve son dönemlerde ciddi anlamda bir tecrübesi var. Ben burada Boston tarafına değil de Golden tarafına gittim. Şöyle bir öneri yaptım. Bu gece oynanacak bir karşılaşma bu. Deplasman'ın atacağı 104 sayı. Yani Deplasman 103.5 üstün oranı 1.52 bandında bir oranı var. Ben bu maçta Golden tarafına gittim. Normalde Boston tarafına gidilir bu maçta da. Bakalım bol şanslar. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes mücadelesi. İlk maçta ben doğrudan sizden önermiştim. Fenerbahçe'nin hatta galip geleceğini düşünüyordum. Yüksek olan grubunun da bir çalışmasını yaptım zaten onun. Ev sahibi 79.5 üstü mü? 77.5 üstü mü? Ne girdik zaten? 78.5 bakayım notlarıma. Ev sahibi 78.5 üst girmişiz. Zaten 80 küsur açtın Anadolu Efes tarafında misit yoktu zaten. Bunu sizlere bahsetmiştim sizlere. Larkin'de son periyot bir Fenerbahçe maçında. Ben hepsini izledim. Zaten maç TRT Spor'da vardı. Aynı şekilde TRT Spor'da süper. İzlemesi çok keyifli oluyor. Ben burada Anadolu Efes tarafına gideceğim. Son maçta arkadaşlar özellikle 3. periyotun ilk 6 dakikası, 5 dakikası Anadolu Efes'in bulduğu sayı, sayı sayı, sayısı 2. Sadece 2 sayı bulabildi mesela 5 dakikada. Ee, o yüzden 6 sayı da bulmuş olabilir. Aklım karıştı biraz. Her neyse. Anadolu Efes bu maçtan Mistic'i bence yetiştirmeye çalışacaktır. En azından oyuna sokmaya çalışacaktır. Larkin bir sakatlandı çıktı ama ağır bir sakatlığı değil böyle hafif bir vurkulma gibi bir şey oldu Larkin'de. Skorer isimler bence bu maçta Efes tarafında oynayacaktır. Barem de düşük. Atabilir diye düşünüyorum ben burada. Efes'in atacağı 79 sayı. Yani deplasman 78.5 üstünde oranı 1.47 gibi oranı var. Benim önerim bu yönde değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ayın 10'una geçelim isterseniz. Toplamda 3 karşılaşmam var aynı şekilde. Değerlendirecekler bol Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Avusturya Fransa mücadelesi. Şimdi Fransa'nın son maçında şöyle göstereyim. İlk maçında zaten Fransa Uluslar Ligi'nde bir sürprize imza attı. Açıl oğlum artık. Heh. İki birlik bir kendi evinde Danimarka'ya karşı mağlup oldu. Sonra Hırvatistan maçında okey yedek kadro çıktı. Tamam bunu da anlıyorum ben. Yedek kadro çıktı. Diğer oyuncular da oynadı ki zaten çok büyük oyuncular. Bir bir berabere kaldı. İlk yarıdan Enkunku'nun attığı bir gol var. Çok güzel bir aşıtma attı. Kalecinin böyle aşıtma demeyelim de son vuruşu çok güzel yaptı. Direkten çarptı girdi. Offside vermedi. Karşı karşıya kaçırdı. Mbappe, Benzema gibi isimler yedekti. Bu maçta muhtemelen ilk 11'de olacaktır. Ve ben riski alacağım burada. Fransa tarafına gidiyorum. Fransa'nın atacağı 2 gol. Deplasman bir 1.5 üstü oranı 1.77 gibi oranı var. Önerimdir. Riski her türlü karşılıyor. İdeal bir Fransa kadrosu. Ve bu maçta Fransa'nın 2 golle 1.77 gibi orandan oran riski karşılıyor. Değerlendirecekler ama şanslar. İkinci maçım Danimarka-Rıvalistan mücadelesi. Her iki takımda da bu maçta rotasyonlar görebiliriz. Çünkü son maçta mesela Modric, Kovacic gibi isimler de Rıvalistan tarafında ilk 11 oynadı. Bu maç biraz sıkıntılı bir beraberlik maçı. Ya tam 2-3 gol maçı. Yani başka tercih yazamadım ben. Yine yüksek orandan önermek istedim bu karşılaşmayı da. Tam tamına 2-3 gol. 1.80'de bir oranı var. Yani bakın gelecek. Bence gelecek yani. Bakın kuponlarınızı ekleyin. Yani 1-1'e gelir. Atarsa biri 2-2-1 alır. Veya 2-0'da biri biter. Ya yani, tam böyle 1-1 gibi 2 golle bitecek bir karşılaşma gibi geliyor bana. O yüzden 2-3 gol bandını aldım 1.80 gibi orandan Bazen maçları bir hissederim. Yani hissettiğim maçlardan bir tanesi 2-3 gol bandında bekliyorum. 1.80 oranı var. Oran riski karşılıyor, değerlendirme altına alabiliriz. Son maçım Andorra ile Liechtenstein mücadelesi. Geçen maç şey söylemiştim. Liechtenstein çok istikrarlı, her maçını yeniliyor tarzında. Bir arkadaşımız da yorum yapmış. Gülmüş, es espirisine vesaire vesaire. Şimdi Liechtenstein zaten dediğim gibi her maç yeniliyor. Ben yüksek oran önereceğim bu maçta. 2-54 gibi orandan. Tabi idealini de söyleyeyim. Ya, kör dövüş arkadaşlar. Yani bu maçlar takımlar oynayamıyor doğru düzgün. Bu yüzden şöyle bir önerim olacak. Ya 2.5 alt alınabilir. Bir 30 küsur oranı var. Yani ideal olarak onu önerebilirim sizlere. Ama ben burada size 2.54 gibi oran önermek istiyorum. Önerim şu yönde olacak. Maç sonu 1 ve 2.5 alt. Yani 1-0 veya 2-0'lık bir Andorra galibiyeti çıkabilir diye düşündüğümden dolayı. 254 4 gibi orandan. maçsunu 1 ve 2,5 üstü aldım. 2,5 altı aldım. E, o yüzden böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Zaten kör dövüşü sistem kuponlarınıza ekleyebilirsiniz 254 4 gibi orandan. Toplamda 9 maç anlattım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. E, 9'da 6, 5 maç Pardon 6 maç. Onuna da 3 maç anlattım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.